Değerli basın mensupları, yani sizlerle bugüne kadar sanırım 3 kez karşı karşıya geldik. Aslında bundan 15 gün sonra 6 aylık çalışma programımızı sizinle paylaşacaktık ama biz her ne kadar her anlamda her şeyi basına yansıtalım düşüncesinden kaçınırken beklenmedik olaylar bizi buna zorluyor. Aylar öncesinde hepimizin bildiği üzere 204 tane işçiyi biz mecburen işten çıkardık. O gün bugündür toplumsal hassasiyeti dikkate alarak provokasyondan kaçındık. Buna yol açabilecek araç olarak da belediyemizin önündeki sahamızı kullanmamayı, zabıta üzerinden belediyeye girmeyi esas aldık. Bugüne kadar da devam ede geldik. Ancak daha önce de sizlerin bilgisi üzere adını hak arama denen ve bizim de en azından cereyan vermekten imtina etmediğimiz, hassasiyetlerini dikkate aldığımız bir hak arayışı çadırı yolu kapatma pahasına aylardır sürdürülüyor. Bildiğiniz üzere daha önce yani ilin mülki amirinden emniyet müdürüne kadar destek sunulmuştu. Hatta emniyet müdürünün o yaklaşımı İçişleri Bakanlığı tarafından da eleştirilmişti. Bugünkü olay birazdan videoda göreceğiniz üzere yine provokasyona meydan vermeyecek denli zabıtalarımız tarafından tedbir alınmış, o kapı kapatılmıştı. Fakat ne yazık ki görüleceği üzere adını söylemeyen ama emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyen bir memur kapıyı zorla arkadaşlarımızı, zabıta ekibini bertaraf ederek zorla açıp ve ilgili işçileri belediyenin bahçesine dolmasına yol açmış. Dakikalarca burada bizim faaliyetimiz engellenmiş, halkın girişi engellenmiş, araçların çıkışı engellenmiş. Şimdi asıl görevi huzur ve asayişi sağlamakla görevli olan en az bizim kadar provokasyona meydan vermeyecek denli tedbir alması gereken bir emniyet müdür yardımcısının yaptığına bakar mısınız? Ve insanın aklına şu geliyor. Acaba herhangi bir provokasyon çıkarıp müdahaleye zemin mi hazırlanıyor? Doğrusu biz bu yönlü kaygılıyız. Bugüne kadar hassas olduğumuz kadar halkımızın hassasiyetini de dikkate alarak halkımızdan tek talebimiz bu tür olaylara prim verilmemesi gereğidir. Biz bu konuda hassas olacağız ama ilgili memur ve memurlar hakkında da yetkili amirlerin, özellikle mülkü amirinin, siyasilerin duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu Iğdır için iyi bir tablo değil, geleceğe dönük kaygılarımızı arttıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı kesinlikle protesto ediyoruz. İnsani bulmuyoruz, demokratik bulmuyoruz. Bunu sizinle paylaşmak istedik. Her konuda olduğu gibi bundan sonra da böylesi durumlarda halkımızı duyarlı olmaya, sağduyulu olmaya davet edeceğiz. Çok yoğun talep olmasına rağmen biz elektrik ve cereyan işini hiçbir zaman esirgemedik, yine esirgemeyeceğiz. Bu onların hakkıdır ama hak hukuk çerçevesinde olduğu zaman anlamlıdır. Hepimizin başının bağlı olduğu bir kurum var. Hukuk kurumu var. Hepinizin izlediği üzere yıllar öncesinden bugüne kadar bu tür iş mahkemesi görevini Asiye Hukuk yürütüyordu. Ama daha önce bu arkadaşlarımızın, hakkını arayan arkadaşlarımızın başvurduğu mahkeme duruşma tarihi olarak 19 Aralık'ı göstermişti. O tarihe kadar şey yoktu, iş mahkemesi yoktu. El çabukluğuyla Iğdır'da iş mahkemesi kuruldu. Başına da
Sayın Valimizin eşi getirildi. Bunların hepsini biz izliyoruz ve duruşma ileri alındı. 22 Ekim'e alındı. Madem ki hukuka güveniyorsanız, yani bu tür girişimlere ne gerek var? Özellikle yani bugünkü emniyetteki görevlinin girişimini ben art niyet olarak değerlendiriyorum. Bunu da burada belirtmek isterim.